Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık %65'ini karşılayan Konya'da sıralı söküm sayesinde yılın 10 ayı ürün elde edilebiliyor. Son günlerde 0 dereceye kadar düşen soğuk havada aşamalı ekimin ardından aşamalı söküm yapılan havuçların bir bölümü tarlalardan kadınlar tarafından tek tek elle söküm yapılarak toplanıyor. Tarladan toplanarak kamyonlarla fabrikalara götürülen havuçlar burada özenle yıkandıktan sonra paketleme işlemi yapılıyor. Havuç üretiminde makine sökümünü hava şartlarından dolayı yapamadıklarını anlatan havuç üreticisi Oğuzhan Özcan, üretimin %80'inin kadınların elinden geçtiğini söyledi. Paketleme işi sabır işi, bayanın elinden geçen bir şey. Bayan olmasa erkek bunu yapamaz yani. Kadının hemen hemen bizim bu havuç sektöründe paketlemesinden, işte çapasından, otun alımından, sökümünden %80 bayan eli değiyor yani. Talada işçiler söküyor, geliyor çamurlu bir şekilde. Burada havuzlarda, sularda yumuşatıyoruz. Yumuşatıldıkta su makine işleminden geçiyor. Boylama makinesinden böyle sehpalarda işçilerin önüne geliyor. Ağırlıklı olarak iç pazara çalıştıklarını belirten Özcan, Kaşınanı bölgesinde üretilen havuçlarınsa %70'inin ihracata gittiğini ifade etti. Biz kendimiz iç pazar çalışıyoruz. Ağırlık %80-90 İstanbul çalışıyoruz. Yalnız bizim Kaşınan bölgesinde havucumuzun %60-70 civarında ihracata gidiyor. %10 geri kalan da iç pazarda tüketiliyor. Hemen hemen Türkiye'nin %60-65 civarında havuç ihtiyacını bizim bu bölgeden karşılıyor. Konya'da 80 bin dekarlık alanda havuç üretimi yapıldığını belirten Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz'de, bölgede havuç üretiminde son 5 yıl içerisinde %30 artış yaşandığını vurguladı. Yaklaşık olarak 500 bin ton civarında havuç üretimi yapılıyor Kaşınanı bölgesinde. Burada üretilen havuçların büyük bir kısmı yurt dışına, kalan kısmı da iç pazarda satışa gidiyor. Yurt dışının Kaşınanlı tercih etmesindeki en büyük nedenlerinden biri Kaşınanlı bölgesindeki havucun aroması ve rengi. Özellikle yurt dışına gitmesindeki en büyük nedenlerden biri bu.